Adalarda hizmet verecek elektrikli araçlar şu an otoparkta bekliyor. Birkaç gün içinde araçların hizmet vermesi bekleniyor. Araçlarsa iki farklı şekilde planlandı. Bir tanesi 14 kişilik kapasiteye sahipken diğer küçük araçlar 4 kişiyi taşıyacak şekilde planlandı. Adalarda hizmet verecek elektrikli araçlar için uygulanacak ücret tarifesi UKOME toplantısında belirlendi. Araçlarda İstanbul Kart kullanılabilecek. Adaları ziyaret eden vatandaşlar araçlara 12 lira ödeyerek binebilecek. Ada kartı olan adalılarsa 3,5 liraya seyahat edecek. Adalarda kullanılacak elektrikli araçlar için bir yol belirlendi. Bu yolda şeritler ve dubalar bulunuyor. Ayrıca bu yolu bisikletli vatandaşlar da kullanabilecek. Ben vallahi elektrikli şeyleri hiç beğenmiyorum. Şu vaziyeti görüyor musunuz? Ben 70 senedir adada yaşıyorum. Faytoncular eskiden aile babalarıydı. Arabaya bindiğin zaman pırıl pırıl. O faytonların gene gelmesi hatta akülü faytonlar var. Gördüm. Onlardan koysalar bunlardan 100.000 kat daha güzel. Estetik olarak. Şunları böyle bir şey olabilir mi? Şimdi yangın itfaiyesi buradan geçse ne yapacak? Hepsinin çoğunu kıracak. Bunlar dubalar yanlış oldu. Burada bir yangın olsa itfaiye buradan nasıl geçecek abi? Değil mi? Zor geçer buradan. Geçemez ki. Çöp kamyonu geçemiyor. O elektrikli araçlar nasıl geçecek? Bir yangın olduğunda falan. Evet yani bu şey 4 aydan beri bizim bebeğimiz de var. İşte alışveriş yapamıyoruz. Kara borsa şeyler çıktı. Ne derler? Önüne gelen istediği fiyata 20 liraya gitti. Faytonun gittiği yerlere 70 liraya gidiyorlar. Neyle? Yani şeyle elektrikli aletlerle. Ama bunun çıkması kurtaracak bunu diye düşünüyoruz. Ve çok iyi bir şey oldu bizim için. Adada yaşıyorsunuz değil mi? Adada yaşıyoruz evet 2 seneden beri. Yani ama bir umudumuz bundan sonra şu elektriklilerin de yok olması. Yani özel elektriklilerin. Çünkü adanın bir nostaljik bir havası vardı. Onu mahvettiler bu elektrikli aletler. Bu aynı zamanda onu da önleyeceğini ve tekrar bunların da kaldırılacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Adını söylediniz. Saadettin Özbadır. İyi günler. Yani motor sesinin olması sıkıntı aslında. Yani her halükarda buraya araç elektrikli araç yine gelirken vızır vızır sesini duyuyorsunuz. Atlardan ziyade hani atlar belki hani buranın bir eski tarihçesiydi. Yani oraya buraya ait bir otantik bir şeydi. Ama atlara yapılan işkenceler de ayrı bir sıkıntıydı. Bence bu adayı bozar bence. Daha küçük bir şey olması daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Hani adada zaten her şey ufak tefek. Daha böyle hani minyon bir yer, ufak mini bir yer. Bu büyük araçların buradan geçmesi sıkıntı yaratırmış gibi geliyor. Çünkü hiç kamyon, çöp kamyonları dışında veya büyük su taşıma kamyonları dışında burada büyük araç yoktu bu zamana kadar. Ama adaları çok fazla ziyaretçi var. İstanbul nüfusu arttı. 12 lira olması biraz fazla bence. Daha aşağıda tutabilirler.